Selam kızlar, selam arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz? Kanalıma, mutfağıma, Asi Kadın'a hoş geldiniz arkadaşlar. Ne yaparsınız be ya? Nasılsınız, iyi misiniz? Biraz Trakya'ca konuşalım. Ne de olsa Trakya geleneğiyiz. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. İyi olmanızı temenni ediyorum. Kızlar, kızlar. Ah benim kızçelerim. Yemek yapacağım sizlerle birlikte. Bugünkü menümde neler var? Bugün elimdeki bulunan malzemelerden yemek yapacağım arkadaşlar. Tavuğum haşlanıyor orada. Haşlandı hatta. Şekli şemali değişti. Bir tane tavuğum var. Pilav yapacağım. Tavuklu pilav. 2 adet de tavuk göğsüm var kemiksiz. Domatesim var, soğanım var, sarımsağım var, biberim var. Daha ne olsun arkadaşlar? Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Daha ne olsun kızlar, kızçelerim, önce bıçağımızı bileyleyelim. Şuradan ne kadar çok açtım. Aa, bu arada bu musluğu yaptırdım arkadaşlar. Musluğun tepesi çıkıyor diyor sürekli. Musluğu yaptırdım. Gayet rahatım. Bıçağımızı bileyleyelim. Yemeğimize ve sohbetimize geçelim. Yine videom geç kaldı. Yine geç saatte, geç vakitte video yapıyorum arkadaşlar. Bu ara gerçekten videoyu bile geç saatlere ayırıyorum. Şarjım bitmişti kızlar. Şarjımı doldurayım dedim. Valla 56 mı 59 mu ne? Bir taraftan şarj oluyor, bir taraftan ben bir şey izliyorum. Sürekli telefon elimde yani. Hiç olur şey değil. Şarj dayanmıyor bana ya. Artık şarj aletini boynuma takacağım valla. Sizlerin menülerinde ne var? Ne yemek yapıyorsunuz bugün? Neler pişiriyorsunuz? Hiç yaptığınız şeyleri birkaç arkadaş dışında söyleyen arkadaşlar yok vallahi. Kıskanırım da ben de yaparım diye mi yok söylemiyorsunuz? Bir arkadaş var, sürekli çorba pişiriyor. Ondan tarif almama gerek yok yani. Sürekli çorba pişiriyor. Sürekli gece gün gece çorba, akşam çorba, sabah çorba, başka bir şey yok, sadece çorba. Dedim hani ondan tarif alayım. Bu sabah dedim hani bana bir tarif ver. Ne yemek yapayım, ne yapayım, ne edeyim? Çorba diyor bana kadın ya. Çorba sayıcı, çorba. Sizce kimdir bu? Olmuştur herhalde arkadaşlar. Yorumlara yazılan cevapları da vereceğim. Yazdım ama bazı arkadaşlar da bilsinler. Tavuğumu doğrayayım. Arkadaşlar ben bugün kendime tavuk sote yapacağım. Deniz dedi ben yemem. Kocam dedi ben yemem. Büyük olan dedi ben yemem. Biz de tavuklu pilav istiyoruz falan. Bugün hem onların istediği hem benim istediğim olacak arkadaşlar. Ben yapayım. 2 günlük yemeğim olur benim. Şöyle keseyim. Yıkadım bu arada bunları. Şu şekilde doğruyorum. Çok küçük, çok minik olmasın. Valla mantarım yok. Mantar almaya para da yok. Dermişim. Bu böyle mantarsız. Patatesim de var. Yani iki tane patates kullanacağım. Ama patatesi dedim acaba bir tane mi kullansaydım? Çünkü sadece bunu yiyecek olan kişi benim. Benden başka yiyen olmaz. Ama iki tane soyduk. İki gün yerim. Ne yapayım ya? Pilav yemeyeceğim zaten. En sevdiğim tavuklu pilavı bile yemeyeceğim arkadaşlar. Bundan yiyeceğim. Ekmek yemeyeceğim. Kendime şey aldım dün. Ne derler ona? Tam buğday ve çavdar ekmeği aldım. Küçük küçük böyle minik minik arkadaşlar. Bir tanesinin boyu şu kadar. Mesela bu kadarcık çavdar ekmeği, bu kadarcık buğday ekmeği, bu kadarcık da kepek ekmeği. Allah'ım Allah'ım. Ekmeklerden eser kalmamış. Ekmek diyet ekmeklerimi bile yemişler. Bizim evin insanı var. Yakında beni yiyecek arkadaşlar. Vallahi yakında beni yiyecekler. Bir de ben onlara şey aldım. Dün çok güzel bir fırına gittim arkadaşlar. Şey aldım eve gelirken. Simit de aldım onlara. Taş fırın simidi. Kendim yiyemiyorum dedim hani ev hali yesin falan. Simitleri de yemişler, ekmekleri de yemişler. Galeta alıyorum, galeteyi bile yiyorlar. Anlamadım ben ya. Ne iştah var bunlarda. Benim kocam hiç kilo almıyor arkadaşlar. Dünyaları yiyor, hiç kilo almıyor. Ama çok hareketli. Belki de ondandır. Benim gibi eve tıkılıp kalmıyor. Yemekti. Temizlikte, işti, güçtü derken dışarı çıkmayı ancak akşam saatinde fırsat buluyorum arkadaşlar. Bugün bir arkadaşıma söz vermedim ama çok üzüldüm onunla buluşamadım diye.
ama şöyle bir şey, onda vakti kısıtlı, gitme vakti geliyor. Ancak videomdan sonra gideceğim, göreceğim onu da. Kızlar, kızçeler. Tavuklarımı koyayım. Sen de bu kemikli bu, yani bayağı bir eti var, neyse dursun. Eldiven de takıyorum ki ellerimde tavuk kokmasın diye. Bunları hemen koyayım arkadaşlar, kısık ateşte. Altını kısalım. Sen şimdi burada kendi havandan şöyle bir şeylik yap bakalım. Bir alt üst çevirelim seni. Bıçak süper kesiyor arkadaşlar. Harika kesiyor. Hani bileğliyorum ya her seferinde. Çok güzel, muhteşem kesiyor. Şimdi şurada da kalmış bir parça tavuğumuz. Ellerimi yıkıyorum. Tabii eldiven de olsa ellerimi yıkıyorum. Hemen soğanlarım. Bir tane soğanım var. Soğanımı doğruyorum. Bu bıçak da süper kesiyor. Kesmeyen bıçaklar varmış bunlardan arkadaşlar. Attım onları. Çünkü sürekli bileğliyordum ya. Artık bu bıçaklarımı bileğlemek için ziyan etmeyeceğim. Şu yemek bıçakları hiçbir şey olmuyor arkadaşlar. Bunlarla bileğliyorum. Bunlar gayet güzel, süper, harika. Yeni yeni bıçaklar çıkardım. Bakın onlar o kadar güzel kesiyor ki, soğan mı doğruyorum, soğanın üstünde kayıyor mu belli değil. Evet arkadaşlar, yorumlarınız için, izlemeleriniz için gerçekten çok teşekkür ederim. Şimdi önemli bir konuya parmak basmak istiyorum. Eski bir konu, yani eski dediğim birkaç gündür konu ama ben yine de söyleme gereği duyuyorum. Neden? Çünkü son attığım videonun altına yine 3 tane yorum gelmiş bu konuyla ilgili. Arkadaşlar ben filtre kullanmıyorum. YouTube'da, yani YouTube ya, telefonların kamerasında filtre olup olmadığını da bilmiyorum. Eğer ki ben filtre kullanmış olsam, ben kendi kanalımı bırakayım. Ben daha önceden de biliyorsunuz Hortumcu'nun videolarında, birkaç arkadaşım videolarında, hatta bir sarışın bayanın videolarında da oynamış insanım. Yani benim kanalım yokken bile ben onların kanalında oynamıştım. Hadi ben filtre yapıyorum. Onlarınkide de mi filtre var? Bakın, izleyin, görün. Aynı Asi, aynı Asi. Sadece sizin karşısına çıkarken biraz saçımı başımı düzeltiyorum. Yüzüme gözüme çeki düzen veriyorum. Hepsi o kadar yani. Hepsi o kadar. Onun dışında bir şey yok. Çok da önemli bir konu değil zaten. Ama yine de buradan aydınlatmak istedim arkadaşlar. Kızlar, kızçeler. Böreğimi beğendiniz mi? Böreğim çok güzel olmuştu. Börekten eser kalmadı kızlar. Ne oluyoruz ya, sıçrıyor. Ne oluyoruz, ne oluyoruz? Soğan bile bana hava atıyor arkadaşlar. Şu doğradığım soğan bile bana hava atmakta, trip yapmakta. 10 numara. Hayatım böyle 10 numara. Söyleyelim. Bir de zoruma giden bir olayı size anlatacağım. Gerçekten benim zoruma giden bir olay yaşadım. Anlatsam mı acaba? Ama zoruma gitti yani. Anlatmak istiyorum. Şuradan bir kağıt havlu alayım. Buradaki az kalmış şimdi. Kağıt havlunun üstüne domates kabuklarını soyup hemen olduğu gibi atacağım. Sormadan koymuşum bunları. Size şimdi ben bir arkadaştan bahsedeceğim. YouTube'da tanıştığım ve beni çok önceden tanıyan, daha işte Hortumcu'nun videolarından beri tanıyan ve beni çok sevdiğini söyleyen bir bayandan bahsedeceğim. Bu bayanla evet konuşuyorduk. Telefonda olsun, görüntülü olsun falan, ama hiç yüz yüze görüşmedik. Görüşecektik, kısmet değilmiş. Artık ben görüşmek istemiyorum. Ya insanları kırmıyorum, vakit ayırıyorum arkadaşlar. Sadece geçenlerde hiçbir sıkıntı, hiçbir problem yokken telefonunu açmak, bu sefer dedim açayım falan dedim işte. Görüntülü konuşuyoruz. Şimdi görüşmemiz 2 saate kadar uzadı ve saat çok geç oldu ve benim uykum geldi. Kapatmak zorunda kaldım. Yani söylüyorum, uykum var diyorum, hiç oralı olmuyor. Hiç, ama bak 3-4 kere söyledim. 3-4 kere bayağı bir tekrarladım. Ama hiç oralı olmadı. Çünkü gerçekten uykum gelmişti. Saat sabahın 5'ine geliyordu. Ondan sonra arkadaşlar baktım sözü bitmiyor, lafı bitmiyor falan fıstık derken ben sadece şunu söyledim. Kim arıyor ya? Allah Allah. İzmir'den aranıyorum.
İzmir'in kavakları, dökülür yaprakları. Neyse. Baktım bir şey olmuyor ya. O kadar ısrar etmeme rağmen kapatmıyor. Şey dedim. İyi geceler, benim çok uykum var. Kusura bakma, sonra görüşürüz dedim. Ben çünkü 2 saat konuşmuşum zaten. Bunun üzerine bu kapattı. Kapattıktan sonra sabah oldu. Ben bir baktım bir WhatsApp'a. Ondan sonra ben zaten WhatsApp'a girdiğim zaman mesajları görüyorum. Girmeden görmüyorum. Bunu söylemiştim. Gizlemişim hepsini. Düzeltemiyorum da. İstesem ben düzeltemiyorum. Ondan sonra bana bir ses kayıtları atmış. Bir ses kayıtları atmış var ya. Yani yazıklar olsun diyorum. Başka bir şey demiyorum. Ondan sonra da bu da yetmezmiş gibi. Gitmiş bir yere bir şeyler yazmış. Yani böyle hoşlanmadığım bir yere. Kendin bilirsin. Gittiğin yerde kal. Gerçekten bak. Bundan sonra dönüp arkana bakma. Şöyle Asi Kadın'ın kanalı var diye. Yani şeylik yapıyorlar. Aklı sıra gıcıklık yapıyor. Beni kızdırmaya çalışıyor. Vallahi hiç kızmadım, hiç üzülmedim. Gittiğin yerde kal. Belki orada daha iyi mutlu olursun. Belki onlar senin sabahın 5'ine kadar, 6'sına kadar, hatta sabaha kadar telefonda görüşme yaparlar seninle. Kimse de anlayış kalmamış ya. Kadın kendisi gündüz akşama kadar uyuyor. Gece sabaha kadar telefonda görüşüyor. Ben yine kırmadım, etmedim ama yok yok yok. Kimseye iyilik yapmaya değmez. Kimse için kendinizi çabalamayın. Hiç kimse için, her şey olacağına varır. Öyle diyorum yani. Ama sadece yazıklar olsun diyorum. Layık olduğun yeri buldun. Gittiğin yerde kal. Sakın gelme, sakın. Gelemezsin de zaten. Ay öyle yani kızlar. Böyle de bir şey geçti başımızdan. Bu tür bir olay mı derler. Olay da demeyelim ama basit bir şey işte. YouTube takipçisi tribi diyelim biz. Trip diyelim. Tribin olurum, düşünür sıkıntıya girersin. Biliyorsunuz değil mi o şarkıyı? Biberlerim var. Sarımsaklarımı doğramam lazım. Kızlar söylemiyorsunuz ha. Sarımsakla soğanımı şey yapacağım. Birlikte. Bunların hepsini birlikte atacağım zaten. Ama önce biberlerimi atacağım. Doğranmış oldum. Biberlerimi atacağım. Daha doğramadım. Soğan, sarımsak pişer. Ya da hepsini aynı anda atarım kızlar. Tavuğa suyu çok az koyacağım. Çok az. Yani böyle belki de hiç koymayacağım. Bilmiyorum. Duruma bakıcıyız artık duruma. Ya üf. Bu ne ya? Bir şey gelmiş. Ekranda sürekli bir şey. Sürekli. Arkadaşım bu ne ya? Arama bilgisini gör. Görmek istemiyorum. Kim aradı beni şimdi? Arayan İzmir'den. Şimdi WhatsApp şeye geldi. Bu da yeni çıktı arkadaşlar. WhatsApp arama bilgisini gör diyor. Şu an göremem. İşim var. Videoya yeni başladım. Biberlerim biraz acı. Artık yavaş yavaş az da olsa acı yiyeyim diyorum. Çünkü bulamıyorum acısız biber. Charleston var arkadaşlar. Charleston biberinde pek lezzeti yok yemeklerde biliyorsunuz. Ondan sonra o şey biberlerden bulamadım. O ince biberler var ya. Onlardan bulamadım kızlar. Kızçelerim benim. Patateslerini en son atacağım. Tavuğumu şimdi güzel bir çevireceğim. Kamerayı çevireceğim zaten o tarafa iyi görün diye. Dünyanın en güzel yiyeceği. Bana soruyorlar şimdi en sevdiğin yemek. En sevdiğin yemek ne? Ağız öyle alışmış ki et, tavuk, balık, fast food yiyecekler. Direkt bunu söylüyorum valla. Kızlar ben dün çok kötü bir hata yaptım. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum. Biliyorsunuz hani yediğime içtiğime dikkat eden ben o şahıs. Ben dün hamburger yedim, düşünebiliyor musunuz ya? Hem de steakhouse yedim, kocaman en büyüğünden. Öyle bir suçluluk duygusu var içimde, öyle bir suçluluk duygusu var ki anlatamam size. Dünyada çok güzel yiyecekler var kızlar ya. Diyet yapmak çok zor, hiç benlik bir şey değil ya. Vallahi hiç benlik değil. Yani bir gün diyet yapıyorsam ikinci günü mutlaka bozuyorum.
muhakkak bozuyorum. Neden böyle oldum? Ben niye bu hale geldim kızlar? Bir iki seneki önceki şeyime bakıyorum. Şuradan alayım gene. Orada gayet şeyim. İnce, mağrur, zayıf. Şimdi öyle değil. Dikkat etmezsem tabii ki de daha çok alırım arkadaşlar. Yemek yemeyi çok seviyorum diyorum ya. Nerede ne yenir? Bu benden sorulur. Damak tadım süper. Ben zaten boğa burçlarından genellikle hep gurme olur. Gurmeler boğa burcundan olur. Çok severim yemek yemeyi. Yemek konusunda da iddialıyımdır. Damak tadım çok güzeldir. Kızlar, şuraya şey dökmüşüm, su. Ben eldivenlerimi çıkartacağım. Kameramı çevireyim mi biraz? Çevireyim tabii ya. Vallahi elimde şey kokmasın diye mecbur kalıyorum bunları takmaya. Soğan kokusu neyse de tavuk ve et kokusu, balık kokusu olmuyor. Ay. Evet kızlar, tavuklarım sotelensin. Sıcak suyumu da kaynatıyorum. Ne olur olmaz yani, yemek yaparken sıcak su lazım olur. Burada da koca bir tencerede şöyle göstereyim. Tavuğum kaynıyor. Pişti o zaten, altını kıstım. Bak kameranın ayarını bozdum. Vah bana. Yazıklar olsun bana. Hep bozuldu şimdi, neyse. Tencere gözüksün yeter. Yazıklar olsun asi kadın sana. Sen neden kameranın şeyiyle uğraşıyorsun, oynuyorsun? Bak ben çeviriyorum, o dönüyor. İnat yapıyor, inat. İnat yapıyor kızlar. Yani bunu karıştırdım kaşık. Şöyle. Çok da büyük doğramışım. Benim doğradığım da böyle, daha iyi ya. İnsanın ağzına et gelsin. Ben sevmem böyle küçük doğranmış şeyleri. Soğanım, sarımsağım, biberim, domatesim hepsi hazır. Burada da suda beklettiğim pirincim var. Tavuğum var. Şimdi bunu koyar koymaz hemen tavuklu pilava geçeceğim zaten. De! Şimdi D'si var. Şöyle tavukları kemiğimden ayıracağım. Onları ayıklayacağım. İşte bu biraz sıkıntı. Bu biraz sıkıntı veriyor kızlar. Ama kolay hiçbir şey yok. Uğraşacağız tabii ki de. En geç bir saat içinde evden çıkmam lazım kızlar. Bir saate kadar bunları yapabilirim. Kapı çalıyor gene. Ne zaman video başlasam kapı çalıyor ve çok sinir oluyorum. Bu saatte gelecek olan kişi de yok. Açmıyorum kapıyı. Önemli bir şey olsaydı diğer telefondan ararlardım. Demek ki önemsiz birisi. Kızlar ben bugün size o kadar komik bir olay anlatacağım ki, başımdan geçen bir olay anlatacağım ama gerçekten o kadar komik, o kadar komik ki aradan yıllar geçmesine rağmen hala unutamadım ve yakınlarımla konuşup da çok güldüğüm bir olay arkadaşlar. Kaç yaşındaydım ben o zamanlar? 17-18 yaşındaydım, evet 17-18 yaşında. Ben videolarımda söyleyeyim mi? Ben hiç köyde hani büyümedim, köyde yetişmedim falan. Bir gün bir köye gittim ben. Yaz aylarındaydı. Köye gittim. Kurban bayramıydı. Çok iyi hatırlıyorum. Kurban bayramıydı. Hatta derler ya, anne sözü dinlemezsen işte böyle olur falan diye. Annem bana gitme dedi. Yok dedim, ben gideceğim. Ve gittiğim yerde de en az bir hafta kalmaya mecburum yani. Bir hafta en az olan. Ondan sonra annem bayağı bısırdı, gitme. Yok dedim, ben gideceğim işte. Ben zaten oğlum olası biraz dik kafalıyımdır. Ondan sonra ama söz dinlemedik, gittik biz bir köye. Samsun'un bir köyüne gittim arkadaşlar. Tamam gittim, her şey ilk başta normal. Ama ben yemek seçerim. Hani seçmiyorum desem yalan olur. Ben hep yemek seçerim. Ondan sonra... Kızlar domatesini, biberini, sarımsağını koydum. Biraz da salça koyacağım ama şimdi değil, birazdan. Ne diyordum? Evet işte tamam, annemin sözünü dinlemedim. Gittim ben.
Yalnız şöyle bir şey, ben hep söylerim ya, ben sakatat yemem. Yemek konusunda da çok hassasımdır. Ama sakatat asla yemem ben. Kurban bayramıydı. Şimdi bakıyorum, şimdi yemek saati geliyor, çok acıkıyor. Ben zaten çabuk acıkıyorum. Ben burada evde tıka basa yemek yerim, ben dışarı çıkınca benim karnım acıkır. Öyle bir şey, uyum var benim. Ondan sonra bakıyorum yemekler hiç damak tadıma göre uygun değil. Bir gün bakıyorum işkembe yapılmış. Ondan sonra bir gün bakıyorum, bir de söylemiyorum da hani ben bunu yemem diye de söylemiyorum ayıp olmasın diye. Bir gün bakıyorum ördek pişmiş. Bir gün bakıyorum bizim oraların meşhur yemeği vardır mesela. Kaz, tiride. Kaz. Kazı hiç sevmem, yemem. Kaz yiyeni de sevmem. Kaz etinden yapılan tirit. Hiçbiri damak tadıma göre değil. Hadi bir gün, iki gün oldu, üç gün oldu. Dördüncü gün artık dayanamıyorum. O kadar açım, o kadar açım ki. Yani tarifi yok, imkansız yani. Yani anlatılmaz, yaşanır diyebilirim size. Şurada da patavateslerimi soyayım kızlar. Şey yapmışlar. Dördüncü günü de yemeklerden menüde şey var. Hani bu hayvanın bacağı var ya. Zaten bahçeli bir evleri vardı arkadaşlar. Böyle çoğu şeyleri bahçede yaparlardı falan, fıstık neyse işte. Hayvanın bacaklarını kazanda haşlamışlar. Bir de pilav yapmışlar ama pilavı da şöyle yapmışlar. Pilavı bizim bildiğimiz gibi pilav değil de işte kaynar suyu atıp haşlamışlar. Haşlanan pirinçleri süzmüşler. Sonra üstüne tereyağı döküp de o haşladıkları hayvan bacaklarıyla birlikte yiyorlar. Yere kurdular kocaman bir yer sofrası. Ondan sonra ama herkes böyle çok heyecanlı. O kadar mutlu ki herkes. Bir mutsuz olan benim yani. Herkes çok mutlu, ben çok mutsuzum. Ondan sonra ne yiyeceğiz, ne yiyeceğiz? Baktım tuhaf bir yemek var. Bacak, kocaman bir bacak. Ondan sonra ne oldu? Baktım benim önüme de bacak koydum. Ben onu yer miyim? Zaten o önüme bacak koymalar benim o kadar zoruma gitti. O kadar sinir oldu ki ben sinirimden ağlamaya başladım. Dedim ben gideceğim. Çünkü resmen kendimi hakaret gibi gördüm onu. Tamam siz öyle yiyorsunuz ama benim önüme bacak atmak nedir ya? Ondan sonra arkadaşlar neyse ben ısrarım üzerine ben teyzeme gitmek istedim. Teyzemi çok severim. İzliyorsa da selam olsun buradan ona. Gerçekten çok severim ama. 4 gündür açım bak. Hani bir haftalığına gittim ya, 4 gün anca dayanabildim. Hiçbir şey yemedim çünkü o. 4 gün boyunca. Teyzeme gittim ben. Teyzeme gider gitmez teyzemin kapısı açıldı. Mis gibi yemek kokuları. Teyzem o gün benim en sevdiğim şey. Bilmiyor ama geleceğimden. Bizim oraların insanı zaten çok güzel yemek yapar. Yani anne tarafım falan, baba tarafım çok güzel yemek yapar. Tavuklu pilav yapmış arkadaşlar. Tane tane pirinçten. Bir de kola. Ay o kapı açıldığı zaman o yemek kokuları böyle mis gibi böyle üstüme böyle geldi mi? Oturdum ben de yemek yedim. İşte anlatıyorum teyze şu oldu bu oldu. Bana şunu ikram ettiler, bunu ikram ettiler. Teyzem güldü. Ne var dedi, bir bacakta sen yeseydin falan. Hiç unutmuyorum o anı arkadaşlar. Demek ki anne sözü dinlemek lazım. Öyle yani. Öyle yani kız çeler. Şunu bir karıştıralım. Onu hiç unutmuyorum. Ne zaman tavuklu pilav yapsam da aklıma gelir yani. O gittiğim aile de hayvanın her yerini yiyorlar arkadaşlar. Yamyam mısınız desiniz demiştim. Dayanamadım en son. Ya dedim siz yamyam mısınız? Yemedikleri bir şey yok ya. Hiç unutmuyorum o anı. Mis gibi de koktu arkadaşlar. O kadar güzel koktu ki acaba salça koyayım mı koymayayım mı diye düşündüm ama azıcık rengi değişsin diye ben buna salça koyacağım. Hemen tavuklu pilavıma geçeceğim. Kızlar, kızçeler. Daha tavuklar ayıklanacak. Salça nerede bu arada? Açık salça. Bunlar kapalı. Aslında yemeğim de var benim ama bugün bunları yapayım. İki gün yemek yapmayız. İki gün yemek derdim olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Nefis koktu. Biber, domates, sarımsak, soğan, tavuğun kokusu müthiş arkadaşlar. Ben size bu güzel kokuyu keşke buradan gönderebilsem ya.
Dünyanın en güzel yiyeceği et, tavuk, balık, fast food yiyecekler. Onun dışında ben sebzeci değilim, sebze sevmiyorum. Sebze yediğim zaman valla boşuna zaman harcamış gibi hissediyorum. Çünkü doyurmuyor sebze. Bir saat sonra acıktırıyor ama sebze yerine şöyle 4 yemek kaşığı, 5 yemek kaşığı bir et yemiş olsam beni saatlerce hiç acıktırmıyor. Evet kızlar, patateslerini de koydum, salçasını da koydum. Şimdi bu şekilde pişireceğim. Şuraları biraz toparlayayım. Kapağını kapatacağım. O bayağı bir kavrulsun arkadaşlar, öyle tuzunu da attım. Belki bir bardak ya da yarım bardak su atabilirim. Atmayabilirim de. Atarsam söylerim size. Şimdi kapağını kapatacağım. Ondan sonra altını da biraz kısacağım. Hemen pilavıma geçeceğim kızlar. Ne derler? Eski tencerelerimde, 2 senedir aynı tencereleri kullanıyormuşum ya kızlar. Biraz kısalım altını. Ocağımız da kirlendi. Hiç hoşlanmadığım işte. Hiç sevmediğim şey. Biraz kendi halinde pişsin. Ben hemen kameramı kendime çevirip de arkadaşlar tavuklarımı ayıklayıp sizlerle sohbet etmek istiyorum. Ay kızlar, çevirdim kamerayı kendime. Şimdi tavuklarımı didikliyim. Yemeğim pişiyor. Şey yaptım arkadaşlar. Yarım çay bardağı su ilave ettim ama suya ihtiyacı yok. Susuz olsun. Zaten pişer birazdan. 5-10 dakika. En geç 10 dakikaya pişer. Bu arada hemen pilavımı koydum. Pilavım kavruluyor. Ben de bu arada şeylerimi neydi? Tavuklarımı didikleyeyim. Girişte ne uğraştırıyorsun beni ya. Arkadaşlar, yemeğimi yapayım ki içim rahat olsun. Pilavı az yapıyorum zaten. Ama ne kadar da az. Benim elim zaten aza gitmez. Az az dedim, gene yarım kilodan fazla pirinç. Hemen tavuklarımı ayıklıyorum. Çabuk olmam lazım kızlar. Arkadaş bekliyor. Halhal almam lazım. Önümüz yaz. Halhala ihtiyacım var. Hemen şimdi Gümüşçü'ye gideceğim ilk önce. Halhalımı alacağım. Ondan sonra da karının yanına gideceğim. Pardon karının dedim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim gerçekten. Kusura bakmayacaksın artık. Şöyle büyük büyük zaten. İşim acele. Duruma bakacaklar. Kavrul pirincim kavrul. Şimdi onu ben bir güzel. Nasıl güzel yapacağım arkadaşlar. Tane tane bir pilav yapacağım. Süper. Ötesi bir şey. Çıkın çıkın gelin kızlar. Bende yemek çoktur. Halil İbrahim sofrası gibi. Bir görseniz. Göre diyormuşum, birinizden biri bir gün bana geliyormuşuz, evde hiç yemek yokmuş, mutfak tam takır kuru bakırmış. Merak etmeyin, ben aç göndermem sizi. Doyururum. Kızlar, kızçeler. Süper valla. Şunları şöyle bir kenara atalım. Kocaman bir tane tavuktan, bakın hem kendime yemek yaptım hem de pilav. Çok büyüktü çünkü tavuk. Of 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 of. Eldivenle yapmam da iyi oldu. Ellerim yanmıyor. Hadi kızlar, lades'e giriyoruz. Hadi bakalım lades'e giriyoruz. Neyine giriyoruz? Neyine giriyoruz? Bunu yorumlara yazın. Hadi bakalım. Ne isterseniz, dileyin benden ne dilerseniz. Kaybedeceğim. Kaybetmem. Eskiden böyle lades'e falan girerdik. Genelde hep ben kazanırım. Unutmam çünkü ben hiçbir şey unutmam. Diyorum ya, ben bir insanın bana iyiliğini de unutmam, kötülüğünü de unutmam. Herkesle bir sürü kişiyle telefonda konuşuyorum, görüşüyorum ya da ne bileyim görüştüğüm insanların konuştuğum her kelimenin harfi, noktası, virgülü bende kızlar. Öyle bir şeylik var, öyle bir hafıza var bende. Her şeyi hatırlıyorum. Hatırlamamak daha iyi ama işte hatırlıyoruz. Ne yapacaksın? Şu tavuğun boğazını hiç sevmem. Kanadını da sevmem. Kızlar, benim canım şey istiyor ya.
Ne istiyor biliyor musunuz? Tavuk ızgara istiyor ama dışarıda değil, böyle piknik yaparak. Pikniğe gitmek istiyorum arkadaşlar. Var burada kanatçımız var ama ben onu evde yemek istemiyorum. Kanat yemiyorum zaten. Böyle kendi ellerimle seçtiğim, sosladığım tavuk pirzolarına, kendi ellerimle kestiğim sucukları, kendi ellerimle yaptığım köfteleri dışarıda mangalda yemek istiyorum. Kimmiş arayan? Hayırsızım arıyor arkadaşlar. Hayırsızım arıyor. Hemen tabii ki de açıyorum telefonu. Evet kızlar. Kız Şener. Pilavımı da kavuruyorum. Eski mi eski? Bir tencerede. Granit eski. Çok eski bir granit tencerede. Yapıyorum arkadaşlar. Yapıyorum kız Şener. Tavuğum müthiş koktu. Yemin ediyorum tavuk sote var ya Allah. Tutmayın beni kızlar. Tutmayın. Yemek deyince akan sular durur bende. Bundan da şimdi malzeme çıkaracaklar. Çıkaran çıkarsın. Vallahi umurumda bile değil. Yemin ediyorum umurumda bile değil. Artık onlar kendi belalarıyla, sıkıntılarıyla uğraşsınlar. Ben gayet iyiyim. Yani hiç kimse benim keyfimi bozamaz. O keyif bozma zamanları eskiden de eskiden. Şimdi öyle bir şey yok. Kızar tavuk suyumun altını kapatmadım. Tavuk suyumu süzeceğim. Tavuk suyumu da kullanacağım. Ama kaynıyor. Ben soğuk ne derler? Soğumuş tavuk suyunu asla sevmem. Kokuyor çünkü o. O yüzden kaynatıyorum burayı. Yemin ediyorum boş tencere tavuk suyuyla kaynıyor. Tavuğum da şurada müthiş bir şekilde pişiyor. Göstereceğim zaten pişmiş haliyle kızlar. Bugün menü çok güzel. Tavuk sever misiniz? Bayılırım tavuğa. Kilo problemin olmayacak. Kilo problemimiz olmayacak arkadaşlar. İstediğimiz her şeyi yiyeceğiz. Sadece kilo da değil yani rahatsız da etmeyecek. Şimdi ben bunu çok güzel kavuracağım arkadaşlar pirincimi. Burada yarım kilodan fazla pirinç var. Geniş tencerede yapmayı tercih ediyorum. Daha iyi kavurmam için, daha iyi karıştırmam için. Şöyle. Kızlar, kızlar. Kızlarım, kız çevrem, can arkadaşlarım, güzel arkadaşlarım, canım hiç tavuklu pilav değil de arkadaşlar bu yaptığım tavuk sote müthiş oldu. Tavuk sote mi dersiniz, işte içinde iki tane patates var, müthiş oldu. Size anlatamam, göstereceğim zaten pişmiş halini. Yarım çay bardağı suyla o kadar güzel pişti ki altı kısık zaten. Pilavımı yaptıktan sonra göstereceğim sizlere. Tek elimde eldiven, tek elimde eldiven yok. Çünkü rahat edemiyorum eldivenle. Hemen yemeğimi yapacağım. Mutfağımı toparlayacağım. Çıkacağım arkadaşlar. Üstümü de değiştirmiyorum. Dışarı çıkacağım. Karnım aç mı? Aç değil ama tavuğun kokusunu duyunca birdenbire acıkmaya başladım. Ben eti çok seviyorum. Tavuğu çok seviyorum arkadaşlar. Böyle börekler, baltılar, hamburgerler, pizzalar, lahmacunlar gözümün önünde uçuşuyor diyebilirim sizlere. Yemek yemeyi gerçekten çok seviyorum. Ama kahvaltı yapmaktan nefret ediyorum. Kahvaltıyı hiç sevmiyorum. Şöyle kavuralım. Pirincimizi daha var. Daha kupkuru olacak. Güzel pilav yapmak istiyorsanız pilavı bayağı bir kavuracaksınız arkadaşlar. Kupkuru olacak. Yağsı da biraz işte olacak yani. Yağsız olmaz. Evet kızlar pilavım istediğim kıvama geldi. Şimdi suyumu koyuyorum. Altında kısıyorum. Bu su çok biraz bir tık yetersiz geldi arkadaşlar. Şu kadarcık daha. Kalan tavuk suyum var. Onu tabii ki de dökeceğim. Sevmem.
Tavuk suyuyla çorbaymış, tavuk çorbasıymış. Öyle şeyler sevmem arkadaşlar. Şimdi gelelim işin en güzel. Ay sıcak yerine. Ocağı kapatmışım ya kızlar ya. Hiç söylemiyorsunuz da. Of, felaket kızmış. Ters tarafa çevirmişim çünkü. Arkadaşlar bunları da koyuyorum. Kapağını kapatacağım. O bir güzel demlenecek. O demlenirken de ben mutfağımı toparlayacağım. Yemeklerimin son halini mutlaka göstereceğim sizlere. Nohutum yok. Haşlanmış hazırda nohutum yok. O yüzden bu nohutsuz olacak. Şöyle bir kaynayana kadar çevireyim altını. Kaynadığı zaman ısıracağım. Ki kaynamaya da başladı zaten hemen. Nerede bunun kapağı? Bakayım. Tamamen sonuna kadar kıstım arkadaşlar. Evet kızlar, yemeklerim pişti. Etrafı temizledim, mis gibi yaptım. Aç değilim, yemek yemeyeceğim. Daha da silmeye devam ediyorum. Şimdi size yemeklerimi göstereceğim kızlar, kızçeler. Önce pilavdan başlayalım. Bakar mısınız şu güzelliğe? Ay tencerede bayağı ağır. Tavuklu pilav tane tane kızlar, tabakta göstermeyi çok isterdim ama gerçekten aç değilim. Yemeyeceğim, kendime yemek çıkartmayacağım. Muhteşem olmuş tane tane ve burada çok fazla gözüküyor size biliyorum. Yarım kilodan fazla pirincim var dedim ya, evet haklısınız. Ama benim büyük oğlan tavuklu pilavı çok seviyor arkadaşlar. İki tabak o yer. Bir tabak, bir buçuk tabak kocam yer. Bir tabak Deniz yer. Yarına inanın bir tabak kadar kalır. Öyle yani. Ay mutfağı da temizledim ya. Ay çok güzel oldu. Harika oldu. Size kendi yemeğimi de göstereyim. Bu da benim yemeğim. Tavuk, patates, biber, havuç, sarımsak ama mükemmel gözüküyor. Aç olmadığım için bunun da ağzını kapatıyorum. Kızlar yemek yaparken ne kadar mutfak kirleniyor. Ocağımı var ya, yemekleri bir kenara attım. Resmen ocak temizledim. Temizlik yaptım yani o derecede. Masamın üstünü falan sildim işte. Bu da burada yedekte dursun. Kağıt havlu da yanmıyor biliyorsunuz. Her tarafım tertemiz oldu. Şimdi çıkabilirim kızlar. Kızlara giderken çöpleri de atayım. Çöpüm daha iyi olmasın. Yemek faslı bitti. Acıkan yesin. Evi yemeksiz bırakmam. Bir yere gideceğim zamanda diyorum ya, her zaman bana bir gün öncesinden haber verin. Hani o akşam ben yemeğimi falan hazırlayayım. Gerisi problem değil. Evet kızlar, sizlerle sohbet ede yemeklerimi yaptım. Normalde bugün hiç canım ne yemek yapmak istiyordu ne video yapmak istiyordu. Ama sizlerin sayesinde, sizlerle sohbet ederken diyorum ya, sanki yanımdaymışsınız gibi ben sizleri hayal ediyorum. Sizlerle birlikte yemek yapıyorum. Öyle yani kızlar. Vedalaşalım mı? Ne dersiniz? Ben sizleri çok öpüyorum. Vedalaşmıyoruz. Şey olmuş, ne olmuş? Şurası cilt kalıntısı kalmış. Tezgahın içinde şeyde, lavaboda ciltin tortuları kalmış. Hiç sevmediğim şey. Bu ne ya? Amonyaklı ciltle domates sosu karıştırıp da tezgah silmeyi deneyin arkadaşlar. Çok güzel oluyor. Değişik bir koku çıkıyor ortaya ama mükemmel bir parlaklık elde edersiniz. Lavabonun içinde kuruluyorum. Öyle yani kızlarım, kızçelerim. Bugün de bitti. Yani bugün yemek faslı ve videoda bitti. Belki şimdi bu videoyu siz bana izleyeceksiniz. Bugün günlerden cuma ama siz bunu büyük bir ihtimalle cumartesi izleyeceksiniz. Pazar günü video yapar mıyım, yapmaz mıyım bilmiyorum. Her zaman şey diyorum ya, pazar günü bir dinleneyim diyorum ama genelde dinlenmiyorum. Bazen dinlenirim, bazen dinlenmiyorum. Bilmiyorum pazar günü video olur mu, olmaz mı? Yani inşallah yaparım. Ama yemekler de var. Yarın video yapmam ama yarın dinlenirim. Pazar günü video yaparım kızlar.
Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın, dostça kalın. Allah olmayanları da versin. Her ne kadar tencerelerimi beğenmeseler de ben vallahi çok memnunum. Bir yanlışlığı düzeltmek istiyorum. Sen 1,5-2 senedir aynı tencereyi kullanıyorsun dedin ya. Bu canım benim, bu 10 senelik tencere tam. Şu granit tencerem, pilav tencerem tam 10 senelik. Bak yanlışım var, yanlışını düzelteyim. Evet bunlar 2 sene olmuştur. Ama yepyeni. Şimdi ben gideyim de sizin için tencere mi alayım? Sizleri hani tencere alabiliyorum mu göstermek için gidip tencere mi alayım? Tabii ki de almayacağım çünkü koymaya yerim yok. Mutfağımı görüyorsunuz arkadaşlar. Alıp ben nereye koyacağım? Daha şu dolabın üst tarafında çelik tencereler var. Tencere problemim, sıkıntım yok ki benim. Konuşup konuşup duruyorlar. Acaba o tencereden bahseden şahıslar tencerenin içinde pişirecek yemeği bulabiliyor musunuz acaba? Ben çok merak ediyorum. Şurası da buhar olmuş bir taraftan da. Yani video çekiyorum, ben şuraları siliyorum kızlar. Tavuk kaynayınca havada biraz şey ya. Hani buhar olmuş buralar. Aman aman gelirken arkadaşımla birlikte gelirim, rezil olmayayım. Der vay temizlikten bahseden Asiye bak der. Demez öyle bir şey de benim kendi içim rahat etmez. Vallahi kızlar kim ne derse desin. Pis de olsam temiz de olsam ben size söylerim zaten. Ama eskisi kadar temizliğim titizliğim yok, bunu size söylüyorum. Canım istiyorsa yapıyorum, canım istemiyorsa yapmıyorum. Hoşça kalın kızlar, Allah'a emanet olun. Tekrardan yeni bir videoda görüşmek üzere. Hakkınızı helal edin. Sizleri çok ama çok seviyorum.